İçeride ile yoğun günler geçiren Çağatay Ulusoy'u gecelerde görüntülüyoruz. Oo, iyi akşamlar. Birden bu kadar ışık görürüz. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkürler. Ne var ne yok? Zamandır görüşemiyorduk. Nasıl gidiyor? Sezona hızlı bir giriş yaptınız. Çalışıyoruz ya, ondan çok çıkamıyorum. Size de rastlaşamıyoruz. İçerideyi soralım. Hayatının en keyifli günlerini yaşıyor belki de. Güzel gidiyor, güzel. Gayet güzel gidiyor. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Zaten kamera arkası ekip uzun yıllardır beraber çalıştığı için etle kemik olmuş, etle tırnak olmuş vaziyetteler. Ve herkes gözünün içinden ne istediğini anladığı için işler de çok rayında ve yolunda gidiyor. Seri bir şekilde çekimleri yapıyoruz. Dizide gözü pek bir karakter Sarp. Önünde kimse duramıyor. Çağatay Ulusoy, Sarp olabilmek için Amerika'da Hollywood aktörlerinin aldığı eğitimin aynını almış. Ön bir hazırlığımız oldu silah eğitimi adı altında. Hala dövüş koreografilerine devam ediyoruz dövüş sahnelerinde. İlk defa böyle bir karakterdeyim. Bana da bir challenge oldu, abi. Bir zorluk oldu. Çağatay Ulusoy konuşurken Çiçekçi geliyor. Ne var ne? Gecen güzel oldu. Çok sağ olasın, senin de. Seni çekemeyen anten taksın, anten. Hollywood yıldızı abi. Alemi fenomeni çılgınısın sen. Bu da sana bizim hediyemiz olsun, böyle olsun. Arda Turan'ın içeride fanatiği olduğu hatırlatılıyor. Ya çok çok sağ olsun, çok mutlu etti bizi. Haberimiz var. Bugün sette de onu konuştuk, onun da başarılarını diliyoruz. Gururumuz. Oyunculukta zirveyi gördü. Kendini ispatladı Çağatay Ulusoy. Sırada ise senaristlik, yani işin mutfağı var. Kamera arkasına biraz merakım var aslında. Uygun bir zamanda bir şeyler karalıyorum. Bakalım kısmet olursa. Kendi senaryosunu yazıp film olarak çekilmesini istiyor. Profesyonel anlamda hani bir film olur. İnşallah, inşallah. Var, niyetim var. Öyle bir niyetim var ama şu an erken. Gözlem aşamasındayım şu anda sadece. Yeniden içerideye dönecek olursak, dizinin çok sevilmesinde kadronun etkili olduğunu düşünüyor Çağatay Ulusoy. Kadro olarak zaten çok güçlü bir kadro. İşin yani bu kadar sevilmesinde de bütün oynayan oyuncuların Çetin abinin, Mustafa abinin, Aras, Bensu, herkesin çok büyük payı var. Senaryomuz çok kuvvetli, yazarlarımız çok başarılılar. İçerideden sonra sinema filmlerinde oynamayı ve kendini beyaz perdede de önemli yerlerde görmeyi istiyor. Beyaz perde tabii ki her zaman olmasını istediğimiz bir şey ama çok seçiciyim o konuda. Yapmak istiyorum. Özellikle bu işten sonra mutlaka yapmak istiyorum. Kariyer planlaması adı altında da zaten teknik olarak da yapmam lazım. Gelelim şarkılara. Birkaç bölüm önce bir türkü söylemiş. Yazdım ben bu elden gidersem, zülfü perişanım, kal melul melul, kal melul melul. Senaristlere bir mesajı var. Yine yazın, yine şarkı türkü söyleyeyim diyor. Ne şekilde devam gelir bilmiyorum. Senaryo uydurulmasıyla alakalı. Eğer öyle bir yer varsa senaryoda. Seviyoruz şarkı söylemeyi. Bir iddia konuşuluyor şu sıra. Güzel oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşadığı yönünde. Geçtiğimiz günlerde de yine aşk haberleri yazılıyor. En son Hande Erçel'le yazıldı. Bunlarla ilgili neler söylüyor? Sürekli yazılıyor bir şeyler işte. Ne yapalım? Bir anda kaçtılar. Evet, getirdim. Birisi aynı zamanda stylistim, menajerimin arkadaşı. Diğeri de çok yakın arkadaşımın kız arkadaşı. Şu sıralar işten başka bir şey düşünmüyor. Vallahi şu an yani oldu. İş olduğu için yoğunluktan gerçekten tek düşündüğüm şey o. Yani hani işimi iyi yapabilmek, elimden gelince geldiğince performansım ve odak noktamı ona yönelik tutmaya çalışıyorum. Yeniden Hande Erçel'le aşk sorusuna dönecek olursak, şu sıra kalbinin boş olduğunu söyleyemiyor nedense. Ya o zaman söylenmez tabii ama ya kısmet yani. Boş diyorsun kalbim. Tabii yani şu an böyle kendi halimde gördüğünüz gibi. Çağatay Ulusoy bu keyifli sohbetin ardından aracına binerken hayranları onun için çıldırıyor. Geri dön.